Merhaba değerli dostlarım. Evip Hoca ben. Türkçe mini test serisine ikilemeler, pekiştirmeler, dolaylama, güzel adlandırma, yansıma sözcüklerle devam ediyoruz. Bu sözcükte anlamın son videosu olacak. Son alt başlığı Böyle alt başlıklarla devam ederken her konunun genel tarama soru çözümünü de yapacağım. 40 soruluk ya da 20 soruluk sorular hazır aslında. Ancak önce mini test serisini bitirmek istiyorum. O taramaları böyle sınava 2 ay kala 3 ay kala hem genel bir tekrar için kullanacağım. Evet dostlar hazırsanız ben soru çözümüne başlıyorum. PDF açıklamalar kısmında olacak. Kaç soru var bir bakalım. 6 soru var 6'da 6 yapanları şimdiden tebrik ediyorum. Lütfen yorumlar kısmına belirsinler. Evet. Şöyle koyalım. Ekranında bir ayarlayayım müsaadenizle. Evet. Sanırım tamamdır. Aşağıdakilerin hangisinde ikileme yansıma sözcüklerden oluşmuştur? Yansıma sözcük doğadaki seslerin taklidi değil mi? E şimdi şurada bir gümbür gümbür gördüm. Ses seda var. Akpak eller. Koşa koşa abuk subuk. Burada sesle ilgili olan dostlar Adana ve Bursa var değil mi? Peki bu sözcüklerden hangileri bir sesin taklidi olabilir? Yani ses diye yazdığım zaman şu kelime duyduğum bir şeyin taklidi midir? Yazıdaki taklidi midir? Değildir. Ama gümbür gümbür mesela davula vurduğunda çıkan ses ne? Güm diye bir ses çıkar değil mi? Onu yazıya nasıl aktarırsın? Elbette bu şekilde aktarırsın. İşte yazının taklidi olmuş oldu. Dolayısıyla yansıma sözcüklerden oluşan ikileme de budur. Peki. Gelelim ikinci soruya. İkileme anlamsal kuruluşu bakımından diğerlerinden farklıdır. Yakın anlamlı mı, zıt anlamlı mı, yansıma sözcüklerle mi, bir anlamlı bir anlamsız mı bunlara bakacağız. Şimdi mal mülk yakın anlamlı. Doğru dürüst yakın anlamlı. Bakıyorum uzaktan yakından ilgisi yok. Zıt anlamlı cevabımız geldi. Kırık dökük yakın anlamlı. Allah size akıl fikir versin. Yakın anlamlı. E haliyle uzaktan yakından zıt anlamlı olacak. Cevabımız da C şıkkı oluyor. Peki devam edelim. Üçüncü soru. Evet. Allahu Ekber bu soruya dikkat. Çok dikkat hem de. Niçin? Şimdi bak ikileme farklı görevde sorulmuştur dediği zaman bu sefer kuruluşuna bakılmaz. Zıt anlam, yakın anlam şu bu değil. Görev sorulduğunda değerli dostlarım onun söz, sözcük olarak sözcük türü olarak görevine bakılır. Yani isim midir, sıfat mıdır, zarf mıdır? E dolayısıyla kamp ateşi için kısa kısa odunlar sıfat. Oluşturulan bu ekip harıl harıl çalışacaktır zarf. Bu çalışmada tüm dosyaları ayrı ayrı ele alacağız. Yine zarf cevabımız geldi. Ağır ağır çıkıyordu. Zarf güzel güzel sohbet ediyoruz zarf tekrar söylüyorum ikilemenin görevi sorulursa isim mi sıfat mı zarf mı buna bakılır ama kuruluşu sorulursa biraz önceki çözdüğümüz soruda gibi işte yakın anlamlı mı eş anlamlı mı bir anlamlı bir anlamsız mı vesaire bunlara bakmamız gerekecek peki devam edelim. Dördüncü sorumuz pekiştirmelerle ilgili. Hangisinde bu kurala uymayan bir pekiştirme yapılmıştır? Kural nedir? MPRS kuralı. Kimin niteleme sıfatlarını pekiştirmek için sıfatın ilk ünlüsüne kadar olan kısmı MPRS ünsüzlerinden yakışanı ile kapatılır ve bir örnek gibi sıfatın başına getirilir. Baktığımız zaman şimdi perişan, perperişan tamam. Siyah, simsiyah tamam. Gündüz, güp gündüz olmadı. Ne yaptı? Güpe gündüz yaptı. Araya bir tane e soktu. Haliyle bir ünlü türemesi söz konusu. Cevap bu. Sıcak, sımsıcak, eyvallah. Yeşil, yem yeşil şeklinde dikkat ederseniz bunların hepsi yukarıda bahsedilen pekiştirme kuralına uygun. Güpe gündüz, yapayalnız e, gibi örnekler, gepe genç gibi örnekler dikkat edin. Bu kuralın dışında ünlü türemesine sahip olan e, pekiştirmelerdir. Aman diyeyim dikkat. Evet gelelim beşinci soruya. Bir sözcükle karşılanabilecek bir kavramı e, birden çok sözcükle ifade etmeye dolaylama denir. Eyvallah biliyorduk yardımcı oldun sağ ol. Peki bir bakalım hangisine dolaylama vardır? Beyaz perde aman hocam dur dur hemen atlama buna dikkat. Beyaz perdeyi yıpranmadan yıkansın diye çamaşırhaneye verdim. Burada bildiğin beyaz perdeden bahsediyor. Lütfen sinema olandan bahsetmiyor. Geçen kış bölgemize ne yağmur yağdı ne de kar geçelim. Küresel ısınma dünyanın en büyük sorunlarından biri olacak. Geçelim. Yaşar Kemal'in romanlarında Çukurova ve beyaz altın, beyaz altın, değil mi? Yani pamuk sıkça işlenir. Evet. Pamuk sözcüğünün dolaylaması beyaz altındır dostlar. Eğitim ve sağlık sektörüne yapılan yatırımların artması gerekir. Tabii ki gerekir ama dinleyen kim? Peki. Devam edelim. 6. soru. Son sorumuz. Şimdiden tebrik ediyorum 6'da 6 yapanları. Hangisinde e, aşağıdakilerden biri yoktur? Bir bakalım. Beyaz önlüklüler dünyası bir çınarı daha kaybetti dediğimizde altını çizdiğim yerlerde bir şeyler olduğu belli. Beyaz önlüklere baktığımızda burada doktorları dolaylamışız değil mi? Çınar da burada bir benzetme var. Şıklarda benzetme görüyor muyuz? Hayır. Bir dursun bakalım. Vedat Kabataş hayata veda etti. Öldü demedik de hayata veda etti. Burada bir güzel adlandırma söz konusu. Cenazede tanınmış yüzler, yüzlerden kastımız ne? Oradaki insanlar mecazı mürsel. Yani ad aktarması söz konusu. Büyük doktoru kaybetmenin üzüntüsünü yüreklerinde derin derin duyarak derin derin ikileme haliyle burada bir yansıma sözcük olmayacaktır. Diyeceğiz. Evet değerli dostlarım sözcükte anlamla ilgili son alt başlığı da böylece bitirmiş olduk. Dediğim gibi genel taramasını sınava yakın artık e, yaparız. Diğer konuların alt başlıklarıyla devam edeceğiz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.